içinde kaldığımız oluyor. Ancak kendilerini pilot üretim hakları. Şöyle Sayın Bakanım, bunlar danışmanlık değerlerinde. Her birinin nazarlanması gibi bir bilgiler. Bunlardan sonra 3 ana test yapıyor. Bunlardan biri de katot elektron sürekliliğinde anotta vapur folyo üzerine hazırlanan çamur gibi kullanılıyor. Yani. Orada kesinlikle bu. Şimdi tarafı kaplanıyor. Şimdi ha, 200'lük kaplanıyor. Evet, bizim sistemimiz tek düz kaplama. Onun otomatik 200 doğalma var. Çok cihazıyla kontrol ediyor. Bunlar yani. Şuradan evet, dur ama şu bakı, burası ne sarıyor aslında? Evet. İki tane separatör kullanıyoruz. Yaklaşık 1 metreden biraz daha uzun olacak şekilde. Burada bir farkı yaşıyoruz. Yani burada 18 altınları yürütülecek bir makineler büyük bir yasalar var. Tamam değil mi? Aspilsa'nın tesislerini ziyaret ediyoruz. Buranın açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirmişti. Şu anda Türkiye'nin ilk silindirik lityum iyon pil üretim tesisinin içerisindeyiz. Baktığınızda burası Avrupa'da faaliyette olan ilk ve tek silindirik lityum iyon pil üretim tesisi. Bildiğiniz gibi enerji endüstrisi büyük bir değişimden ve dönüşümden geçiyor. Özellikle otomobillerin elektrifikasyonuyla birlikte enerji sektöründe çok ciddi bir dönüşüm var. İşte lityum iyon piller de bu dönüşümde çok önemli oyuncular. Biz Türkiye'de lityum iyon piller açısından yatırımları destekliyoruz. Aspilsa'nın bu yatırımını da teşviklerimizle desteklemiştik. Biliyorsunuz Türkiye'nin otomobili TOG, Farasis'le beraber Türkiye'de otomobile dönük bir pil yatırımı için kolları sıvadı. Yine global Ford firması Türkiye'de bir pil yatırımı yapacağını açıkladı. Bunun yanında farklı firmalarımız depolama teknolojilerine dönük şu anda Türkiye'de yatırımlar yapıyorlar. İşte pil endüstrisinde de depolama teknolojilerinde de Türkiye'yi biz önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz. İşte onlardan en önemlilerinden bir tanesini de Aspilsan hali hazırda hayata geçirdi. Burası teknoloji transferiyle kurulmuş bir tesis. Teknolojiyi Kore'deki ortaklarıyla beraber geliştirdiler ve şu anda burada üretim yapıyorlar. 18650 modeli bu pillerden günde 24 bin tane bu tesiste üretilebiliyor ve şu anda üretimi gittikçe arttırıyorlar. Tek vardiyadan iki vardiyaya geçtiği üretimler var. Bu alanda Türkiye'yi önemli bir oyuncu yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bunun içerisinde kullanılan ham maddelerin birçoğu maden olarak şu anda ülkemizde de bulunuyor. Bu madenlerin çıkarılması ve burada saflaştırma teknolojilerinin kullanılmasıyla beraber de aslında bu pilleri teknolojisini de kendimizin geliştirdiği, ham maddesini de kendimizin geliştirip ürettiği bir hale önümüzdeki dönemde getirebileceğiz. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu sektörü, bu endüstriyi destekleyeceğiz. Çünkü şu anda başta elektrikli otomobiller olmak üzere elektrifikasyon çok önemli, vazgeçilmez bir unsur. İnşallah önümüzdeki dönemde hem daha fazla oyuncu göreceğiz hem de Aspilsa'nın farklı kabiliyetlerde, farklı modellerde piller ürettiğini de göreceğiz. Ben burada emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.
fabrikayı Sayın Cumhurbaşkanımız açmıştı. Bize de ziyaret etmek nasip oldu. İnşallah hayırlı uğurlu olsun diyoruz.